bir uykudur. rüyalarda Pkbu Podcast'in bir başka bölümüyle sen dinleyenin karşısındayız. Her zaman olduğu gibi İstanbul ekseninde ben Cihan, kuzeylerde okyanusun Ötelerinde ise sevgili Samet var. Hafif bir gülümseme ile bizimle birlikte ne var ne yok Samet'cim nasıl keyifler bugün? Kaliforniya'nın öğleden sonrasında şaşırtıcı bir şekilde kayıttayız sevgili dinleyen. Keyifler fena değil. Sırıtmamın sebebi şu. Geçenlerde açılışta sana bir soru sormuştum. Ormanda ki seçtiğin kişi indir yani benim seçtiğim kişi indiriydi evet. ormanda sevdiğim birini bıraksan ayı mı katil mi tercih ederdin <laughs> boğuşmak için diye şunu fark ettim onun cevabını hiç sana vermedim o aslında cevap kandırmalı bir soruymuş çünkü cevap aslında ayıymış orada aslında insanın bile ayıdan daha tahmin edilemez bir varlık olduğu üzerine felsefik bir tuzak vardı orada ee, sen zaten orada eee cevabını vermiştin ama bugüne nazaran yine eski bölümlere dinleyenler varsa öyle aklıma o geldi. Sen açarken dedim ki ya dedim ben buna soru soracağım şimdi ama geçen sorunun hiç cevabı ilgili geri dönüş yapmamıştım. Onun bir cevabı bağlantılıydı. <laughs> ya oradaki uzmanlara dediğine göre varmış. Ya, Bana göre yok. Felsefik bir cevabı olduğunu hiç düşünmedim. Daha ben realist yaklaştım herhalde. Kesinlikle. Zaten bütün amacımız bu değil mi sevgili canım? Realist bir yaklaşımla çıkarımlarda bulunmak diye. Yani amaç değil de. Neyse. Ne var ne <laughs> yok? Sorumu cevaplamadın. Yani güzel bir kayıt günü yine seninle geçirdiğimiz mikrofon daşlık anları günümüzü daha iyi yapıyor diye politik bir cevapla. Yani, senin de hatırını kelime, soralım. Kelime bile türettin. ...bu cümlenin içerisinde. Evet, uydurdum. Ben, ben de gecenin bir yarısı olmasına rağmen... Enerji. Seviyorum. Gayet iyi ve... ...şaşırtıcıdır şeyi hissediyorum bu arada. Hani... ...belli bir zaman dilimi... ...süresince diyeyim artık. Çok böyle bu saatlere kadar... ...ayakta kalamıyorum. Ama yani. şu anki enerjim sanki... ...gençliğimizi hatırlatıyor. Hani hatırlar mısın bilgisayarları? Bu arada taşıdığımız... <laughs> taşıdığımız bilgisayarlar da hani kasalı, monitörlü falan vesaire bilgisayarları taşıyıp tabii sabahlara tabii. kadar Championship Manager oynadığımız enerji formundayım. Çok şaşkınım. Hayır, sabahlara kadar Championship Manager oynayıp sonra sabah 6 7 trenine atlayıp İstanbul'a gittiğimiz günlerdi. O, o o üst seviye. O seviyede miyim bilmiyorum. sabahı görmem lazım ama. Evet, e, şu an şu an o ilk Kısım yani bilgisayarları taşıyıp Championship Manager oynadığımız enerji modunda olduğumu hissediyorum. Sonrasında bölüm sonuna doğru konuşalım. Evet Ben gece kayıtlarını zaten çok seviyorum o yüzden ileride bir gün yan yana kayıt alma şansımız olursa bu late night enerjini ayrıca bana da saklamanı dileyerek hemen şok edici soruma geçiyorum hazır mısın? Lütfen, lütfen. Yine yeni, yeni bu yeniden. kısımlar da benim çok hoşuma gidiyor. Bu uydurduğum kısım çünkü Aynen. buraları kesip kesip sosyal medyaya salıyorum. Her... Güzel oluyor. <laughs> ya her bölüm kaydığında ben unutuyorum bu soruların gelme <laughs> ihtimalini ya da geleceğini. Evet. Bir kontra çalışması yapmıyorum. Ama burada Yap. kendime bir not olsun, bir söz olsun. Bir sonraki bölümde görüşürüz Samet. Bu <laughs> challenge accepted diyelim. <laughs> Seversin. Aslında bugünün konusuyla alakalı yani kind of birazcık tamam. alakalı bir soru denk geldi bilerek olmasa da notlarım arasında vardı. Hep böyle olur. Biraz dark bir soru ama dünya ile ilgili bir soru. Diyor ki tamam. insanlığı yok edecek buton elinde olsa şu anda basar mısın? Hayır, basmam. Neden? Çünkü büyüdüğünü görmek istediğim bir çocuk var. <laughs> yani bu soruyu sorduğumuz an çok kritik. Bunu bundan 5 yıl önce sorsaydık basarım anasını satayım. Bir şey gibi diyorsun. seninle seninle hani şeyde fish market tarafında oynadığımız bir atari salonu vardı ya hatırlar mısın? Evet. Sen tuşlara, Fransız tuşlara böyle basmalı. Onun gibi <laughs> olabilirdi haklısı yani. <laughs> Takıldı mı bu ya deyip böyle. Oradan da resimlerimiz duruyor aslında. Paylaşmak lazım Resimler. bu. Kesip paylaşırken. Ben sen oyun oynarken video falan da çekmiştim. Evet duruyor. Aa evet. Biz hmm. basket falan da oynamıştık galiba bu basket atmalı yani, oyuncaklar falan vardı. Şey saçma sapan bir ortama girip evet. Ya, ya bayağı San Francisco'da işte limanın kenarında <laughs> köşesinde baya arcade oyunlar oynuyorduk yani. Güzel ama keyifliydi. Ben orayı çok seviyorum ama dinleyene söyleyelim. Yani zaten bazı insanlar belki gitmiştir. Şey, nostaljik retro bir atari salondan bahsediyoruz. Yani hiçbir Aynen şey tabii. ama büyük bir o de. çok çok tatlı ya böyle nostaljik olması 50 yıllık 70 Hala yıllık. Hala duruyor mu bilmiyorum gerçekten. Duruyor. Yani sürekli Ha tamam. Dönemsel değil de o zaman sabit bir lokasyon. Evet. Geçen o zaman sene bizi San Francisco tarafından dinleyen sevgili dinleyiciler zaten hakimlerdir. Kesinlikle. Basmazsın çünkü büyümesini görmeyi istediğin bir veledin var dedin. Gibi. Senin için bu soru ne anlam ifade ediyor peki? Hani basasın yani böyle yarım mı basarsın yoksa git gel mi yaşarsın? Ya fake, fake atarak diyorsun böyle bak basıyorum ha yaklaşma şeklinde. Ya aslında bu soru biraz böyle içini doldurabileceğin bir soru çünkü bence burada asıl konu yani insanlığı yok edecek diyor ya aslında evet. dünyayı yok edecek demiyor aslında birazcık insanlıktan evet. veya insanların verdiği zarardan bıkmışlık anlamında bir soru diye düşünüyorum çünkü hani dünyayı merkeze koyup da bu soruyu kendime sorarsam basarım çünkü dünyanın bizsiz daha mutlu olacağını düşünüyorum yani ama dünyayı insanı merkeze koyarsak mesela tamam. senin Küçük tatlı kereminin büyümesini ben de görmek isterim <laughs> tabii ki de öyle de bir cani bir yanım yok herkes yansın kil olsun gitsin diye ee, o o bakımdan diye. kandırmalı bir soru ya muhakkak kandırmalı bir soru ama sen burada dünyayı bir canlı form olarak değerlendirip bu şekilde düşünüyorsun yani bir birey gibi düşünüyorsun aslında üzerinde bulunduğumuz parazitler olduğumuz gerçeğini yani dünya dünya bir vücutsa diyorsun evet. dünya bir vücutsa diyorsun ya da bir insansa diyelim biz onun içerisinde ne bileyim zararlı bit. bakteriler miyiz? bit kene bit. ama bit nasıl böyle yani... söyleme konu bit <gülüyor> <gülüyor> yani bilemedim ya yok şakayla karışık söylüyorum şimdi beni hemen burada linç etmesinler yani Lissetimiz. ben Ortayı Çok yapıyorum değerli. yani sevgili dinleyenler. Evet. İsteyen, isteyen. Zaten bu biliyorum. arada bu sorular sadece sana değil, açarken bölümleri biraz dinleyenler de düşünsün diye sordum sorular. Onlar aldıkları yere alsınlar, götürsünler, cevaplasınlar. Herkesin cevabı kendine deyip içinden sıyrılalım <laughs> bu sorunun. <laughs> tamam öyle olsun. Ama konuyla alakalı bir soru Cihan. Çünkü bugün overview <laughs> etkisini konuşacağız ve... Aslında dünyanın değeri dünyanın bize ne anlam ifade ettiği, hatta dünyayı Halkında sadece mıyız, Evet, bir de sadece dışından görerek bile bizi değiştirebilecek bir şey olduğunun iddiasıyla gelen bir şey, overview etkisi. Yani, Dolayısıyla evet. istersen bir giriş yapalım. Bakalım sen nereden bizi alıp konuya doğru sürükleyeceksin. Yani tanımdan başlayalım ki severiz. Basit bir tanım üzerinden gidersek, dünyayı uzaydan görenlerin yaşadığı bir aydınlanma olarak hoşuma giden tanım bu. Bunu ne, neden bahsediyoruz? Bu zaten hani tahmin edeceğiniz gibi astronot ya da kozmonotların uzaya çıktıkları zaman dünyaya dönüp baktıklarında hissettikleri duygu diyelim, bir uyanış hatta. Yani evet hani farkındalık kelimesini biz seviyoruz podcast'in içerisinde. Bu onun bayağı üst bir versiyonu hani farkındalık evet. Bu bir farkındalıktır. Ama farklı bir şekilde yani belki de hani üçüncü göz olarak farklı bir yerden yaklaşmak. Yani zihninde algıladığın dünyanın aslında o noktadan baktığında Tamamen sessiz, sınırların olmadığı bir tane top görüyorsun, elips şeklinde. Ve buna yaşayabilen insanın sayısı da bütün uzay tarihimizi içine alarak söylüyorum, kimin tanımlamasına baktığına göre değişerek 600 ile 650 kişi arasında. Yani evet. ben de şöyle bir tanım yaptım kendi kendime. Çok, in, çok az insanın erişebildiği belki de azınlık olmanın en özel olduğu durumlardan biri diye kendi kendime tanımladım. Çünkü bu kadar çok insanın yaşadığı, popülasyonun bu kadar yüksek olduğu yerde hani 500, 600, 700 kişi ne ki diye düşündüğün zaman gerçekten de çok özel bir erişim hakkı diyelim. Ben bunu AI'ye sordum yapay zekaya çünkü çok moda oldu. Herkes bir yapay zeka bu konuda ne düşünüyor diye <laughs> evet. her şeye bakıyor. Ben de diyecek, diye. he? Evet, overview efekti bize tanımlar mısın diye. Şöyle bir geri dönüş aldım. Bazı astronotların dünyayı uzaydan görüntülerken deyimlediği bilişsel bir değişimdir diye bir tanım hmm. ile karşıma geldi. Bu da fena değil bence. Bir de e, bu overview effect yani overview etkisini ortaya atan Frank White var. Ben de onunla giriş yapmak istiyorum izninle. Çünkü bunun üzerine kitap da yazmış kendisi. Enstitüte kurmuş. <laughs> evet. Evet. Çok ilginç. Yani. Ama astronotların yani uzayda bulunan astronotların kozmonotların artık ne dersen adına uzayla ve dünya ile ilgili söylemlerini röportajlarla derlediği bir kitap bu. Overview Effect. Ve hmm. benim de zaman zaman karşıma çıkan aslında felsefik bir konu yani e işte tabii. Bir deryasında veya dergilerde dergi okumayı da çok sevdiğim için sürekli karşıma çıkan bir şey 1987'den beri bu tanımı kendisi ortaya attığından beri konuşulan bir durum. Şimdi hmm. dünyanın bir göz kamaştırıcılığı var ama... Bu overview efekti sadece güzellikle açıklanabilecek bir şey değil. Çünkü insanlar bunu gördüğü zaman dünyaya geri döndüklerinde söylediklerine göre yaşam biçimlerinde, dünya görüşlerinde, felsefelerinde, dini inançlarında, gündelik önceliklerinde, hayat standartlarında her şeylerinde bir değişime sebep oluyormuş. Dolayısıyla sadece uzay dışına çıktım, dışarıdan dünyaya baktım çok güzeldi gözümü kamaştırdı gibi böyle bir büyüleyici bir tarafından konuşmuyoruz. İnsanın kendi içinde hayatının geri kalanına dair çok temel bir değişime sebep olan bir etkiden bahsediyoruz. Yani bir aydınlanma yaşıyor insanlar. Bu etki net olarak gözüküyor. Yani dünyevi sorunların aslında çok nasıl diyelim genel geçer olduğu ve bu gezegenin aslında baki kalacağı ya da kaldığı bir hissiyat gibi geldi bana. Bunu şey olarak da düşünebilir miyiz sence Samet? Şimdi hani bazen uzun süreli uçuşlar yaptığımızda ki genelde sen böyle uçuşlar yapıyorsun. <laughs> bu aslında bir tarafıyla o hissi tadıyorsun. Yani bir yerden bir yere gitmek. Uçunlar. Evet. Dünyanın yani teaser gibi yani aslında. Dünyanın evet. bir tarafından öbür tarafına gitmek ve geçerken hani ben hep şeyi düşünüyordum uçuşlarda. Böyle uçsuz bucaksız toprakların olduğu yerlerden de geçiyorsun ya yemyeşil olabiliyor ya da biraz daha gri olabiliyor. Neden dağlık yerler falan. Alakasız bir yerde ufacık bir köy olabiliyor, kasaba olabiliyor ya da bir iki ev olabiliyor. Ya diyorsun bu insanlar da burada yaşıyorlar ve bu insanların varlığından ucundan da olsa haberin oluyor ama hiçbir zaman olmayacaktı tarzında hani dünyanın aslında bambaşka bir gezegen olduğunu ucundan hissettiğin bir taraf gibi geliyor bana bu tarz uçuşlar. Ya biz insanlık olarak çok acayip varlıklarız çünkü bazı şeyleri gözümüze sokmadığında idrak edemiyoruz veya anlamak istemiyoruz. Bu uçak ve uzay Deneyimi de bana biraz ona benziyor. Yani bana biraz onu çağrıştırıyor. Çünkü mesela hepimizin mesela şey çok karşıma çıktı araştırırken oneness veya unity, united. Hep böyle şeyler var astronotların ağzında. Ya işte biz aslında hepimiz birmişiz. Aslında sınırlar <laughs> yokmuş. Hepimiz kardeşiz falan. E, masın kırmızı göl. Yani bu ama cetvelle çizilen sınırlar tabii ki uzaydan bakınca yok. Ama bunu anlamak için illa dışına çıkıp da geriye mi bakmak gerekiyor? Onu tam kestiremiyorum. Demek ki gerekiyor yani insanlık olarak Demek öyle bir eleştiride bulundum. Evet. Bir de şimdi çoğu astronot şey diyor uzaya çıktığım işte sınırlar yok, milliyet yok, ne bileyim bizim oluşturduğumuz değerler şunlar bunlar yok falan. Ama hmm. geçen bir tane resme rastladım 2011'de uluslararası uzay istasyonu tarafından çekilen bir resim var internette. Gece zamanı Pakistan'la Hindistan arasındaki sınırın duvarları ışıklandırıldığı için bariz bir kocaman kıta boyunca böyle bir duvar var uzaydan çekilmiş. Bir astronot da şey diyordu hani hepimiz yok diyoruz ama bu da var olduğunun yani insanların ne kadar kendi değerlerini uzay dışından bile görülebilecek kadar e, büyüttüğünü ve inşa ettiğini gösteren için. bir resim. Yani burada şöyle bir şey var. Şimdi bu bazı deneyimler sadece nasıl insanın kişisel olarak yaşadığında etkili olan, resmiyle, videosuyla falan değiştiremediğin duygular ve tecrübeler. Şimdi hmm. bu overview efekti bu klasmanı koyuyorlar. Bir tane YouTuber vardı bölüme bakarken onun kanalını izliyordum ve çok güzel bir şey söyledi. Yabancı bir youtuber ve çok hoşuma gitti. Az da bilinen birisi aslında. Şey dedi yani bu araştırırken şunu çalıştırmış ona. Ben de katıldım ve senin de fikrini merak ediyorum. Şimdi overview efekti VR'la satmaya çalışan şirketler var. İnsanlara uyanış sağlayabilirsinler Aynen. diye ama Aynen. çok işe yaramıyor videolar, fotoğraflar çok işe yaramıyor. Yani konuyu konuşsak da dinleyen de sen de ben de zannetmiyorum bir uyanış içinde olduğumuzu şu anda. <laughs> yani evet doğru diyorsun. <laughs> Ve bu YouTuber da şöyle bir şey benzetti bunu. Sen istediğin kadar çocuğu olmamış birine çocuğu ol, çocuk sahibi olmanın duygularını anlat. O dinleyecektir. Ama sadece bu duyguyu baba olduğunda, anne olduğunda anlarsın. Ve aslında dünyaya dışarıdan bakmak da aslında dünyanın küçük ve savunmasız bir bebe olduğunu ve bizim de onların korunması gereken insanlar olduğumuzu bence astronotlara çağrıştırıyor demişti bu youtuber ve çok hoşuma gitti. Katılıyor musun bu yoruma? Çünkü bizzat savunmasız ve sana her anına muhtaç bir e, küçüklüğün etrafında olduğun için merak ettim bu karşılaştırmayı. Ya şey olarak tanım bence doğru. Hani hissetmediğin bir duyguyu ya da yani yaşamadığın için hissedemeyeceğin bir duygunun tarif ile çözüme kavuşması çok olası değil yani bu sadece çocuk üzerinden değil de herhangi bir şey için öyle düşünebiliriz Bence tanım gerçekten doyurucu bir tanım sevgili youtuberın yorumu. bebek karşılaştırması ne diyorsun veya çocuk çocuk ya, olma. tanım doğru şey olarak ama hani dünyanın bir bebek olmasından bahsediyorsun sanırım Hı hı. hı, -hı. Ama bunu algılamanın da nasıl diyeyim sana günlük koşturma içerisinde yani günümüz dünyasının geldiği noktanın sonucu olarak çok da farkında olamıyorsun. Çünkü bir bakıyorsun ha gün bitmiş enerjin kalmamış yani orada bir çevre aktivisti olma ihtimalin kalmıyor bu sistem içerisinde evet. yani dönüp dolaşırken aslında bir kevgirden geçiyorsun. Eğer hani ama, ama sen yoğun her... ama Boş. sen sen lafını böldüm sen yoğun şehir hayatındaki kendi gündelik e, ama şu an burnoutından bahsediyorsun şu anda ama şu an sadece kendimden bahsetmiyorum baktığın zaman dünya nüfusunun çoğunluğu artık şehirlerde yaşıyor ve bu şehirler içerisinde de bir koşuşturma var herkes her şeyi bir şekilde yetiştirmeye çalışıyorum hiçbir şey yetişmiyor. Hiçbir iş bitmiyor. Şeklinde devam eden bir döngü var ya. Ya da farklı kaygıları olan insanlar da olabilir daha kırsalda. Ama bu evrilip falan şeye dönmüyor tabii ki. Bir ne bileyim gezegen aktivistliği işte aslında bu dünyada bir bebe. Biz bunu altını değiştirmeliyiz arada bizim yüzümüzden dışkılıyor. Kaka yapıyor diye düşünmüyor kimse. Bunu düşünebilmen için farklı bir kafaya evrilmen, bir felsefi tarafa doğru yol alman gerekiyor bence. O felsefi tarafla birlikte sorgulamalar, soru, cevapsız sorular şeklinde <laughs> ilerleyerek bir tarafa gelebilir ama hani astronotların ya da kozmonotların yaşadığı aydınlanma ya da aşırı farkındalık bence görmeden olmayacak. Senin de dediğin gibi biraz Kesinlikle. önce hani VR üzerinden yani hani gözlükleri takıp biz bu insanlara bu farkındalığı sağlayalım, yakalatalım işte şeklinde bir pazarlama var ve denemeler de var. Çünkü herkese bir uzay ekine bindirip <laughs> uzaya gönderemeyeceğin için. Evet. Bunun kısa yolu bu ama sonuçta o gözlüğü takan insan da nerede olduğunu ve hangi ortamda olduğunu bilerek o gözlüğü takıyor. Biraz evet. uyuyan güzel paradoksu vari bir şeyler yapılsa belki sametçim. <laughs> ya o yüzülen, şey <laughs> su dolu içinde yüzülen bir tankı koyuyormuşlar insanları. Sonra VR efektiyle bu tecrübeyi yaşatmaya çalışıyormuşlar. Bu şirkette şaşırmadığımız üzere Kaliforniya'da bulunan girişimci bir bu şirketmiş. Zaten kal He, bir şey olsa hani bu duşların deliği oluyor ya sifon. Kaliforniya'yı gi Kaliforniya giydirme <laughs> köşemizdeyiz o gibi hissediyorum. O sifonda geliyor sin da olurdu Samet. <laughs> Kuzey değil ama ya. Aşağılarda. Öyle <laughs> <laughs> böyle kümenin dolduğu suda tıpasını çekerse bir su gider ya. Orası Kaliforniya bence. Hastayım bu benzetmelerine. <laughs> ee, ya yaş şimdi astronotlardan bahsediyoruz. Yuri Gagarin de bu soğuk savaşın tam ortasında aslında evet. milliyetçiliğin, savaşın, ülkelerin, her şeyin böyle nükleer savaşlar, şunlar, bunlar havada uçuşurken Döndüğü zaman overview efektin de etkisiyle söylediği şey şuymuş. People of the world let us not destroy it demiş. O bile bir barış çağrısında bulunmuş. Baya bundan etkilenen insanlar var. Birkaç tane astronotların içinden alıntıları da paylaşmak istiyorum. Bir tanesi örneğin şöyle söylemiş. O hasta olursa biz de hastalanacağız. O ölürse biz de öleceğiz. Böyle bir çıkarımda bulunmuş overview etkisinden. Buna da zaten katılmamak elimizde değil. Senle hatta bir tane bölüm yapmıştık uzay kirliliğiyle ilgili. O da aslında evet. bu bölümle ilgili bir paralel bir öneri olabilir. Şimdi aklıma geldi. Burada şöyle bir şey var. Şimdi overview efektin sadece hani dünyayı koruyalım senin gibi planet Aktivizmi gibi değil de aynı zamanda kendi içinde de insanların bir uyanışa işte dini felsefi ve hayata dair bir uyanışa da sebep olduğu birçok astronom tarafından dile getirilmiş. Bu da ne anlamı geliyor? Yani hatta bugün senle yaptığımız diğer bölüm kaydında da bir sürü dünyevi problemlerden bahsetmiştik. Yine sınırların içinde olduğu, ülkelerin içinde olduğu, insanların... <laughs> geçtiği zor süreçlerden bahsetmiştik. Aslında birazcık döndüğü zaman bu astronotlar senin dediğin gündelik problemlere çok takılmayalım kafasına çok girdiklerini gösteriyor. Şimdi bir tane daha hikaye var çok hoşuma gitti. Bir tane astronot Joe Rogan'a konuk oldu. Joe Rogan'da hikayesini anlatırken overview effect köşesini şöyle söylüyor. Bu da çok hoşuma gitti. Keşke bir gün bana da olabilse bu seyahat eden biri olduğum için gitmeden önce uzaya dünya içinde bir yere seyahat ettiğimde yeni bir yere varırdım. Orayı tanımaya çalışırdım tatilde işte neydi vaktimi geçirdim sonra derdim ki derdim ki kendime artık eve dönme vakti Amerika'ya döneyim dönünce de mutlu olurdum evime döndüm diye ABD'ye. Sonra uzaya gittim geldim sonra yine seyahat ettim de bir gün şunu fark ettim Orta Doğu'ya da gitsem Afrika'ya da gitsem Güney Amerika'ya gitsem, Avrupa'ya gitsem, nereye gidersem gideyim. Overview efektin kalıcı etkisinden dolayı indiğim yerlerde de hiçbir zaman artık aklımdan işte burada yapacağımı yapayım da sonra ABD evime döneyim. Düşüncesi artık olmadı. Sürekli her yerde evde hissettim kendimi diyor. Dünyanın her yerinde evde hissetmiş kendini. Yani bir anda dünyanın içinde tek bir noktayı evi gibi görürken uzay dışına çıkıp da bütün dünyayı evi olarak gördükten sonra döndüğünde biraz konumlar anlamını yitirdi. Her yer benim yerim gibi görmeye hissetmeye başladım diyor. Aslında hoşuma gitti. Keşke öyle bir şey hepimiz yaşayabilsek. Bu aslında sınırların yaratılmasıyla alakalı konuydu da biraz paralel bir konu. Evet, evet. Örneğin dışarı çıktıklarında, dünya dışına çıktıklarında uzay istasyonunda <laughs> vesaire zaman <laughs> Zaman kavramını da kaybediyorlar dönünce onunla Tabii. ilgili çok şaşkınlıklar oluyor veya kar kafa karışıklıklar oluyormuş çünkü bir anda e, gece gündüz yıllar günler tarihler bir anlam ifade etmiyor oraya çıktığında aslında biz kendi içimize bir dünya yaratmışız dünya içinde bir dünya sevgili canım ve onun içinde kendi kendimize yorulurken dışarıdan bakmayı da unutuyoruz diye geliyor bana bilmiyorum ne düşünüyorsun biraz matruşka bir tanım yaptın şu anda. Evet. Biraz da öyle değil mi? Bir tarafıyla da hani yarattığın yarattığın dünya ötesinde yaratılan bir dünya var baktığımızda ve biz onun içerisinde bir şekilde hayatımızı giriş gelişme sonuç şeklinde yaşıyoruz. Bahsettiğimiz overview etkisinde ise sen de dediğin gibi aslında hani zaman kavramı yok, hiçbir şey yok. Olay biraz daha felsefi tarafa yani varoluş tarafına gidiyor bence. Valla yani düşünüyorsun ediyorsun ama sonunda yine aynı çark içerisinde dönüp dolaşıyorsun gibi bir durum da var. Bölümün başlarında Frank White'a değinmiştin. Hı hı. Title olarak da yazar ve uzay filozofu olarak gördüm ben kendisini. Hı hı. Bu overview etkisini konuşuyoruz ama isim babası da tabii ki Frank White bilindiği üzere 1987'de bu hissi isimlendirmiş ve sonrasında da senin cümleden sonra enstitü kurmuş dedim ya 2008'de de overview etkisi enstitüsünü kurmuş. Hı hı kendisi yani Frank White ve bir tanıdığı arkadaşı filozof David Birer ile kurmuş. Bu enstitüde ne yapıyorlar diye de eklemek gerekirse astronotlardan, yazarlardan, sanatçılardan ve aktivistlerden oluşan bir enstitü. Amacıysa overview etkisi sayesinde gezegeni daha iyi bir hale getirmek, farkındalığı arttırmak şeklinde bir misyonları var. Ya Bu çok başarılı bir görev değil bence. Ama bir farkındalık yaratacağı da aşikar zaman içerisinde daha fazla. Ama o sitenin içinde çok güzel bir eleştiri buldum ben. İnstitü'nün sitesine ben de baktım çünkü. Diyor hmm. ki satelit TV ve internet üzerinden insanların bir dünya gibi bir anlayışla birbirine bağlanması konusunda bayağı sınıfta kaldık. Yani internetin verdiği o birbirine bağlanma erişimi, satelitlerin verdiği erişimler, televizyonun verdiği ortak yayındı veya istediğin her yere anında bağlanıp izleyebilme olaylarının hepsinin aslında vision of planetary unity diye geçiyor hatta o konuda sınıfta kaldığını söylüyor. Onların da dediğin gibi amacı bu aslında birazcık bunu sağlamakmış ama zor mu? Bugüne kadar yaptığımız bütün bölümlere <laughs> bakarsak zor ve hatta neredeyse imkansıza zor. yakın olduğunu söylemek çok da zor değil. Çünkü gerçekten hı <laughs> hı insanoğlunun tekrar ve tekrar ne gibi gündelik amaçlarla ve işte ihtiraslarla vakit kaybettiğini biliyoruz zaten. Hiçbir zaman öyle bir toplu varoluşsal bir e, içgüdüyle hareket edeceğimizi ben kendi adıma düşünmüyorum. Dolayısıyla bölümü kapatmadan önce de <laughs> bu butona basmaya giderek yaklaştığımı sana ve dinleyene belirtmek <laughs> 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 isterim. Hep şey derler ya hani ...bir yolculuğa çıktığınız zaman... ...gideceğin yerden... ...daha önemli olan... ...gideceğin yere kadar olan... ...kısımdaki hikaye... ...süreçtir derler. O yüzden hani... ...bu enstitünün kurulmasının... ...elbette ki amacı biraz... ...nasıl diyelim, ütopik. Ama bu insanlar Hı -hı. Da tabii ki... ...sıradan insanlar değil... ...bir tarafıyla. Ve doğal olarak... ...bunlar bunu bilerek yola çıkıyorlar. Diyorum... ...ve butondan elini yavaşça geri doğru çekiyorum. Dur bunu yapma. <laughs> en üst basma bu butona diyorsun. Tamam <laughs> peki o zaman. Evet evet. Wait for it. Ne öneriyoruz kısmıyla bir kez daha senin karşısındayız ve ya da izleyenin. Her bölümde olduğu gibi bazı önerilerimiz var bölümle alakalı ya da alakasız, klasiktir. Genelde alakasız olur ama Samet olduğu için alakalı olma ihtimali çok yüksek deyip topu yavaşça Samet'e doğru yuvarlıyorum. Ya ben overview etkisinden bahsetmişken uzayla ilgili bir film önermeden olmaz diye düşündüm. Aslında çok eski olmayan ve kanımca bilindiğini düşündüğüm bir film Gravity filmini evet. önereceğim. Direkt böyle hani uzayda savaş falan filan ne bileyim Star Wars tar Star Wars tarzı şeyler değil de daha böyle felsefik yaklaşan bir film olduğu için bunu seçtim. Ee, hem bilmeyenler için de söyleyeyim. George Clooney ve Sandra Bullock'un da başrollerde olduğunu düşünürsek tavsiye etmek için değer bir film olduğunu düşündüm. Bir de bölümle alakasız bir film daha var. Aklıma geldi. Yani hayatla ilgili aslında çok güzel bir film. Sen izlemediysen yani bir dahaki sefere canım sıkıldı ne izlesem dediğinde mutlaka izlemen için sana da tavsiye ettim. Dinleyene de tavsiye Aynen. ettim. Man Manolia Manolya filmi. 1999 yapımı Amerikan drama filmi. Bu filmde de başrolde Scientology'den dolayı çok sevmesek de oyunculuğuna <laughs> laf edemeyeceğimiz Tom Cruise var. <laughs> Tom Cruise bu filmde motivational speaker rolünde yani inanılmaz Hayat. bir rolde, harika bir rolde Hast, yani hastayım o filmdeki performansına. Gerçekten Hı -hı. de e, zaman zaman açıp izlediğin eski filmler vardır ya bu filmi de böyle 3-5 senede bir açıp izliyorum. Geçen sene de yine izlemiştim. Birden takdir aklıma geldi. Birden izlesin bir... geldi. İzleyesim de geldi. Overview etkisine bakarken aklıma da geldi. Onun dışında da lafı uzatmadan HKB dinlencesine iki tane şarkı ekleyeyim. Bu şarkılardan bir tanesinin şarkı sözlerinin overview etkisiyle beraber dünyayla işte insanla dertlerle şununla bununla çok alakalı olduğunu düşündüğüm için çok özenerek ve severek seçtim. Birincisi bu şarkı Kansas Kansas grubundan Dust in the Wind. Bu şarkıyı özellikle seni de çok seveceğini düşünüyorum. Dinleyip bana geri dönmeni Whatsapp'tan da buradan dinleyen <laughs> huzurunda talep ediyorum. <laughs> Bu şarkıyı sevme <sebebi> ve <laughs> ihtimali yok gibi bir evet, gelmedi Geçen öyle bir şey yapmıştım ya sana <laughs> bir şarkı atıyorum bunu beğen diye. Diğeri de Jim Crock'tan Time in a Bottle isimli şarkı. Bu da bana sözleri anlamında Anathema'nın Short of Falls şarkısını hmm. çok anlattı. O yüzden onu önermek istedim. Duygusal iki tane şarkı seçtim bilerek. Hem müziği de duygusal hem sözleri de duygusal. Çünkü bu bölüm de hafiften duygusal, duygusal bir bölüm. Diyorsun. Dünya nezdinde. Aynen. Ve bu bölümdeki bu önerileri de böyle kapatarak sözü sana veririm sevgili canım Teşekkürler Samet'ciğim. Önerilerin için. Şarkıyı dinleyeceğim birazdan. Kaydı durdurduktan sonra dinleyeceğim dinleyeceğimiz sözünü vereyim en azından. Ben de bir tane kısa video fakat VR 360 olarak bakılabilecek izlenebilecek bir video var. Targo YouTube kanalında Experience the Overview Effect with an Astronaut diye bir video var. Gerçekten 360 video denedim. <laughs> Tavsiye ediyorum. Bunu sana ve sevgili dinleyene. Overview etki, etkisini Maruz kaldın mı etkisine? Yani kalabiliyor musun? Sametciğim, <laughs> ben sana sorayım. Ya yani izleyer, izleyerek, izleyerek olacak şey değil bence. Evet evet. Vr olarak ya da sanal gerçeklik diyelim Türkçe olarak sanal gerçekliği yaratılmaya çalışılıp bir pazarlama dışında hani saf duygularla bile olsa çok olacak bir şey değil diye söyleyip PKBO dinlencesi playlistimize doğru evriliyorum izninle. İlk önerim The Meltdown grubundan Better Days şarkısı. Diğeri ise çok tanıdık ama bir o kadar da yeni şarkısıyla bizimle olan Michael Kivanuka'dan Flooring Parade şarkısı. Bunlar HKBU dinlencesi. Playlistlerimizde olacak sevgili dinleyen. Hiç şaşırmadık. Storylerinden de gördüğümüz üzere listemizde de bol bol bulunduğu için Kivonika'nın geleceğini biliyordum. Bu arada ileriki bölümlere saklayacağım ama 1970'lerden bir eleman buldum. Adeta Kivonika'nın reenkarnasyondan önceki hali gibi bir stili ve tarzı ya, olan çok iyi bir adam buldum. Onu da önereceğim sonra. Hayat böyle. Her zaman bir döngü var. Hepimizin ikizi yok mu sanki? Yani biz sanki senle bulmuşuz birbirimizi <laughs> ikiz olarak diyelim. <laughs> yok ya... tip olarak tip olarak demek istemiştim ya. <laughs> ha yok ben de aslında sanat ve şarkı Bak. tarzı veya müzik tarzı Bak. olarak demiştim. Bak. Kapatırken şunu sorayım o zaman sana. Rastgele <laughs> random oldu ama. Basmıyorum sence? Şey hala. Evet hala bas inatla. <gülüyor> dünyamızı <gülüyor> koruyoruz. Ama sence herhangi bir noktada herkesin kolayca uzaya gidebileceği bir yere erişebilir miyiz? Turistik anlamda söylüyorum tabii. Bu overview etkisini de satmak için bence güzel bir mazeret olabilir. Ne dersin? Maliyetlerin düşmesi lazım diyorum. Ama sadece turizm değil hayat formu olarak da olacak bence. Hmm. Aynen. Kolonileşme. Biraz önce Star Wars'a biraz laf attın ama Star Wars sevenleri kızacaktır diye düşünüyorum. Ama öyle bir şeyler olacak Samet'ciğim. <laughs> Göz gelir. Sıkıntı yok. O zaman hkbpodcast.com'a uğramayı unutmayalım. Cihan'ı da yine güldürdüğümüze göre bölümü de kapatıp gidebiliriz. Aa, i̇yi olabilir. E, teşekkür edelim. Klasiktir sevgili dinleyene. Bu bölümde yine bizi yalnız bırakmadığı için, bu dakikalara kadar da bizimle kol kola yürüdüğü için onun dışında bu bölümü tabii ki dinlediği tarihe göre değişkenlik olabilmekle birlikte eğer son bölüm değilse yaptığımız, yayınladığımız sonraki bölümlere de gidebilir, öncekilere de gidebilir. Ama ya ne anlatıyorlar deyip son bölümden başladıysa sevgili dinleyen bizim için bayağı bir geriye gitmesi gerekiyor değil mi Samet? Kesinlikle bayağı geriye gitmesi gerekiyor. Bir sürü seçecek bölüm var zaten. Ya sen bizi yalnız bırakmadığı için dedin ya. Evet. Aklıma şey geldi. Bu konuda da konuşmak istiyor musun bilmiyordum ama if Froya'nın ekşi sözlükte hem seni hem beni duygulandıran girdisine de buradan teşekkür edip evet. kapatalım mı istersen? Çünkü çok özel ve hem seni hem beni gerçekten yani lafın içini doldurarak söylüyorum. Gerçek anlamda Aa, yani. kendisini bilmesi için hem seni hem beni duygulandıran. Bizi gafil gözü... mi aldı acaba? Bizi biraz gafil avladı o gün o anda ve evet. okuduğunu da yani bizlerin oraya okuduğunu bildiğini söylediği için evet. gerçekten de okuduğumuzu ve farkında olduğumuzu ve onlara teşekkür ettiğimizi ve hatta sadece ona değil yani yalnızlığımızı birbirimize paylaştığımız herkese teşekkür edip duygusal bir şekilde de kapatabiliriz bu bölümü diye düşündüm. Güzel bir hatırlatma oldu Samet. Teşekkür ediyorum. Şey çok tabii ki etkileyiciydi. Yazdığı duygunun yazı üzerinden yani yazarken duygulu bir şekilde hissederek yazdığı şeyin bizi aynı şekilde geçmesi ve bizi bayağı derinlerden etkilemesi vesilesiyle de ayrıca teşekkür edelim ve bizi dinlemeye devam ettiği için de müteşekkiriz. Kesinlikle. Herkese müteşekkiriz. Herkese tek tek teşekkür ediyoruz. Bizi desteklemeye devam edin. Önceki sonraki ortadaki bölümlerde de görüşmeye, buluşmaya devam edelim. Hoşça kalın. Görüşmek Hoşça kalın. Üzere. Görüşmek üzere. Hayat kaçık bir uykudur. Rüyalarda kaybolduk. Dans ederiz ışıkla.